Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine söz verdiğim gibi farklı kahramanlardan devam ediyorum. Bu sezonda değil de geçen sezonun son güncellemesinde buff yiyen bir kahraman oluşu. Belli başlı skillerindeki menzil artışları, menzil kısalmaları yani çoğunun baya bir işine geldi diyebiliriz. Ve pasifi ortadan kalktı, artık böyle beklemeye gerek kalmıyor. Çatır çutur vuruyorsunuz. Sadece ikinci skillindeki zırh delme özelliği kalktı arkadaşlar, biliyorsunuz. Adama combo attığımızda ikinci skill basıyorduk ve zırh delme kazanıyorduk. O şekilde düz vurduğumuzda çok güdümlü bir hasar çıkarıyorduk. Artık yok. Onun yerine bu şekilde bir pasifimiz var. Eskiden bunu yürüyerek kazanıyorduk. Onu kaldırmışlar. Ben de bir alayım oynayayım dedim. Şunu da bir önerelim. Amblemi de göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde tam bir böyle kıyamet amblemi kurdum ya. Karşıma geleni ezerim gibi duruyor. Şöyle minyonları alalım seriden. Bak sürekli doluyor pasifimiz. Bu harika bir şey. Acaba uğraşsam mı seninle ya? Çok güzel. Gayet temiz. Hasarı çok iyi arkadaşlar şu an. Menzilleri falan da arttırıldı skillerinde. Atılma menzilleri. Çok hoşuma gitti. Pasif de böyle devamlı doluyor işte arkadaşlar. Çoğu şu anda oynanır mı? Oynanır bana göre. Ama her maç gitmez. Eski gücü hala yok. Oyundaki en çok nerflenen hero'lardan biri kendisi. Çünkü çok güçlü olduğu zamanlar gerçekten durdurulmuyordu arkadaşlar çoğu. Yani ben eski bir oyuncu olduğum için biliyorum ne kadar bize çektirdiği acıları. Sonrasında nerflendi falan fişman, artık pek oynanmıyor. Ufak bir dövdük, iyi oldu. Artık böyle ikinci skill'i basmaktan ziyade ikinciyi böyle kendinizi korumaya kullanacaksınız. Bence ölmem. Fiskiye de gerek yok çünkü 4 level değil. Dört olmama çok az kaldı ve yine oyun yapabilirim burada. Okey. Çalı avantajı kullandı. Optimus yolda. Oynarım ona. Okey, sorun yok. Fenimiz daha önce gelmiş olsaydı iyi değerlendirebilirdik. Sen de o kardeşim. Bilerek saldım kili, birazcık feni de kilasın. Şimdi lane'imizden devam. O gök kıran itemini buna alacağım arkadaşlar. Mükemmel olacak çünkü. Çuğunun en büyük sıkıntılarından biri neydi biliyorsunuz. O gök kıran itemi sayesinde o son kaçan canları tamamlayacağız. En büyük sıkıntısı da zaten o hep bir can kaçırmasıydı rakibi. O item sanki çuğ gibi çıkmış diyebiliriz. Çiçeğim sen öldün galiba da, neyse. Nice. Oğlum öl işte lan. Beni uğraştırma. Şimdi nerede o item? Bir alalım. Ya abi ne gıcıksın ya. Ne gıcık bir oyuncusun sen ya. En nefret ettiğim şeylerden birini yaptı bana. Alev atışıyla ittirdi, skill atamadım. Bak şimdi buraya Yin gelirse hayatının oyununu yapardım ona, ama gelmedi. Üstüme atladığı gibi zıplatacaktım onu, bir ulti ulti. Hayaller Paris tabi. ...3200 farmım var. Gayet iyi durumdayım.
Q'su birazcık fazla atlıyor. Eskisi gibi ufacık bir mesafeye değil. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Benim gibi feillersiniz. Ya şu çocuğu bana bir yaklaştırın. Ya lanet olsun ya. Harbi diyorum sana. Çok gıcık bir şey. Gel buraya. Baksana abi. Çok failletiyor insana. Alışamadım hala. Çok güçlenmiş. Hoşuma gitti. Gel. Baba tek atıyor ya. Bu skilleri de hızlandırıldı arkadaşlar. Onu da söylemeyi unutmuşum. Daha hızlı artık beceri kullanıyor. O da aklınızda bir yere not olsun yani. Gördüğünüz gibi fişek Ahmet gibi aldır uldur atıyorsunuz skilleri. Gelen giden yok herhalde buraya ya. Nanayı şöyle bir gelse bir daha kessem. Şöyle şuradan gelecek zaten. Minnak minnak. Çok rahat da teklerim. Az önce kıl oldum benden öyle kaçınca. Alev atışıyla biri beni ittirdiği zaman çok uyuz oluyorum. Alırız kuleyi seriden. Hay senin kalkanına be oğlum ya. Gerçekten senin kalkanına be oğlum ya. Güzel bir hamle yaptım da kalkanı varmış adamın. Değmedi hiç yaptığım harekete. Hatta çok kötü oldu. Shutdown aldı Clint. Fani zaman almış. Bir de şimdi bu Bahamut arası çıksa kalkanı falan fişman uzayın oyunda tehlike. Ama sıkıntı yok. Onu ben ultisini alırım. Kalkanını falan da alırım. Feni gider halleder. Çok güzel. Ulan be. Gene ben gene sulu bir şaka işte. İnfaz etti beni. Uf, Nona'nın attığı komboyu kes. Güzel güzel güzel. Zaten hiçbir kaynakları kalmadı. Pasta yer gibi yedi bizim beni buraya. Hadi onu da kestim. Çok iyi ama pasif varmış. Okey. Şey gibiyim ya, takımın bel kemiği gibiyim. Ben bir düştüm mü bir anda herkes ölmeye başlıyor. Bu çok yaşanıyor. Üstümde bir lanet var sanki. Bir kere bir öleyim, takımdan iki kişi daha gitti benimle birlikte. Ya bana çok sadıklar ya da var bir şey. Ya. Ringe soksan ne fark eder kardeş? Hı?
Ama iyi vurdu. Hakkını vermek lazım. Hatta kesme şansı bile vardı Gökran sayesinde. Beni gelip almaya çalışsa onu bence ultilerim ben. Nice. Güzel oldu. Fırsatı ona verseydim ilk vuruş fırsatını çok rahat keserdi beni. O yüzden ultiyi spamladım. Bam güm bam güm. Bence gidelim Lord alalım ya. Çökertelim Lord'u. Gel gel. Üf. Gireceğim de ligin ultisi var mı bilmiyorum ki. Aha gitti. İlgi de girmemiş. Şimdi ya abi neyin CC'si bu ya? Ulti basamadım ya. Güzel toparla kardeşim adamsın. O da ölür, o da ölür. Ölmedi. Ne CC yedim ben şimdi orada? Şey miydim acaba? Aman yedik bir şeyler ama. Güzel girdim. Zıplattım hepsini de bir ulti vurabilseydim en azından bir kişiyi çıkarırdım orada. Ya Balmond'un Q'sunu yedik. Ya da Kalinit'ten bir şeyler yedik. Bir anlık kilitlendi çünkü tuşlar. Bitiyor mu? Yok. Taktik güzel ama bodoslama saldırmasalardı biterdi. Bodoslama saldırınca bütün skilleri yediler. Evet, üst lane'i itmek için Yin gelebilir. Burada bekleyeceğim. Herhangi bir split atılmak isterse. Çok. Tamam ultisini aldım. Keserdin onu da neyse tamam sıkıntı yok. Feni toplar bence her şeylerini aldım çünkü. Hadi onu da kestin. Çok güzel. On numara maçı da kazandık. 14 dakika 10 saniyede de maç sürmüş. Konuşmalar etmeler 15 dakika desek güzel. Hoş. Sezonun biliyorsunuz sonlarına doğru kanser oluyor. Sezonun ilkleri de basit maçlar oluyor. Yani muazzam hard maçlar dönmüyor maalesef. Bunu yapabileceğim bir şey yok. Hani şimdi gün içinde hard zorlu bir maç çekeyim desem belki bir tane gelir, belki o da gelmez. O yüzden hiç vaktimi harcamak istemiyorum. Olabildiğince orta düzey maçları falan videoya çekip paketliyorum arkadaşlar. Muhtemelen
Mistik Ligi'ne çıktıktan sonra hard maçlar gelir. Ben buna bir Hayabusa maçı ekleyeyim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Biliyorsunuz globale kasmaya çalışıyorum Hayabusa'yı. O yüzden bu son zamanlarda hatta bir süre ikinci maçlara Hayabusa ekleyebilirim. Zaten yani mekanik bir hero olduğu için sıkılacağınız bir çar değil. Sürekli gölgelerde dans etmesi, sürekli oyun yapması eğlenceli oluyor Hayabusa'da. Ben oynarken eğleniyorsam muhtemelen siz de izlerken eğlenirsiniz. Tabii bir süre aktif olarak aynı kahraman attığımda tabii ki de sıkılırsınız. O yüzden ilk maçlara farklı kahramanları koymaya devam edeceğim. Olabildiğince de ikinci maçlara atabilirim. Onun da bilgisini vereyim dedim. Rakip takım güzel pikledi. Benim için bir sorun yok gibi duruyor Franco dışında. Onun ultisinden biliyorsunuz kaçamayız. Diğer tanklar olsa gölgelerimi hızlı kullanıyorum. Bir şekilde dodge'layabilirim onu ama yani Franco'ya bir kere yakalandım mı kaçamayız. Onun dışında bir sıkıntı yok. Şöyle bir build'i de göstereyim arkadaşlar size. Bu şekilde bir build kasıyorum. Bayağı etkili oluyor. Redeem'i de alalım. Çok zorlarsa vururuz kafasına onun. Çok iyi. Pek alışkın değilim takımımın solo kill atmasına. Çok iyi. İkincisi de geldi. Harika. Çocuğu bir destekleyelim diyeceğim de yok. Tamam, güzel. Şunu bir indireyim ya. Şimdi Hanzo henüz 4 level değil. Yani gelip de buraya bir smite girişiminde bulunamaz o yüzden. Rahat rahat keseceğiz. Olmadı buradan üste akabiliriz. Çünkü bir kere düştü alfa. O nedenle farmı bir tık geri kalacak ve hemen 4 olamayacak. Sanıyorum ki misillemesini de az önce kullanmıştır Yuuzhong'a karşı. Tahminlerim o yönde. Canı da şu an %40 falan. Çok rahat keserim gibime geliyor. Çok güzel. Akıllı çocuk seni. Gelmedi. Ama gölgeyi bekleyeceğim. Ben onu oynayacağım. Gittiğimi düşünsün biraz. Tam uçta durayım da skill atarsa falan. Sanırım gelmiyor. Tahminlerime göre gitti o buralardan ya. Kanki smite 10 saniye. Çok hızlı almayalım. Az kaldı çünkü smite'a. Güzel. Geç kaldın paşa. Ya abi nasıl denk geldim ben ona ya? Kaçarım herhalde. Tam Vexana'nın CC'sine kafa atmışım ha. Alfa'yı kesmek için gölge atmıştım. O ara Vexana gelmiş. Güzel ölmedik. Hatta base'e gerek yok. Şunu keseriz. Oradan maviye çökeriz. Maviyi de çarpla aldık mı zaten. 10 numara 5 yıldız olur. Bu yeni gök kıran itemiyle çok güçlü oluyor Hayabusa. Hatta oynadığım birkaç maçın içinde pik ekranında Hayabusa'nın banlandığını gördüm. Adamına itinayla sordum. Kardeşim Hayabusa mı banlanıyor, bir şey mi kaçırdım diye. Bufflı olduğu için banlandığını söylediler. Okey. Şu buff'ları döneyim bir aşağıya oynayacağım ya. Yuuzhong zaten motor etti oraya. Oraya gitmeme hiç gerek yok artık. Şimdi kendimi burada hiç göstermeyeyim. Gölgem de yok şu anda. Oyun da acayip droplanıyor. Çok güzel. Buralardaydılar tamam mı? Geri çıkıyorlar. Daha devam etmenin bir anlamı yok. Yakalarsam şuralarda yakalayabilirim onları. Aynen öyle. Hanzo nerede? Hanzo. O da bir yerlerden koşuyordur ya.
Okey. Kaçtım. Nice. Thank you. Güzel denemedi. Cesaretli oynadı çocuk. Agresif oyuncuları böyle severim. Bu gökkıran item'in arkadaşlar ilk eşyadan da alabilirsiniz. İkinci olarak da tercih edebilirsiniz. Maçına göre değişiyor. Bu maç biraz daha böyle rakiplerimi avlamak istediğim için, yakalamak istediğim için ilk eşyadan aldım. Girecen kaçabilecek çok hero var çünkü. Bu arada kesebiliriz. Çok güzel. Her şey soracağım. Hiçbir skin tutturamadı. Çok iyi. Birkaç maç oynadım. Hem şarjım azaldı hem de telefon ısınmaya başladı. Sonrasında videoyu çekmeye başladım. O yüzden ara sıra drop girebilir. Fanı çalıştırdım. Arkadan birazcık soğutuyor ama yani çok muazzam etkiler sağlamaz bize. Çok güzel. Bu eşya tam böyle suikastçı eşyası olmuş ya. Hayabusa da çok işe yarıyor ve Link de muazzam oluyor. O yüzden Link şu an hiçbir maç kalmıyor arkadaşlar. Sürekli banlanıyor. Link'in olayı zaten kill çalmak biliyorsunuz. Yani öyle her yere girip tek başına solo killler atamıyor Link. Fight'in içine girdim mi çok bozan oluyor. O yüzden onun amacı genelde fight'ları bir tık koklamak. Fight'a birazcık geç girmek, kaçanları yakalamak, dağların üzerinden de uçtuğu için genel mantığı o şekilde ve bu item muazzam tamamlıyor onu. İtemin de şeyi yok yani, bekleme süresi yok. Bütün %6 canından az olanlara vuruyor. Ama sanıyorum ki yazın bir kenara buna bir bekleme süresi getirirler. Çok bozuk olduğu için. Belli bir süreden sonra işe yarayacak olur. Kuleyi açalım kanka hemen. Kesebilirim onu. Gölge şurikenlerim çok güçlü. İçinde gölgem var. Nice. Çok iyi. Onun gölgesine gidebilir miyiz? Yok gidilmiyor sanırım iptal olmuş. Aynen öyle. Gusion'da Q gidiyor. Onun kulonuna Q attığınız zaman doğru timingde kullanınca ta kulonuna kadar gidiyor. Bu arada bu toz payı almayacağım. Onun yerine Lord çıkacak onu alırız. Şöyle gideyim şu yeşili alayım. Valla bu sezon attığım hiçbir Hayabusa maçını kaybetmedim. İnşallah nazar değmez. Çünkü rakiplerim arkadaşlar günde 15-20 maç atıyordur Hayabusa'yla kazanabilmek için. Globali. Yani ben videoda çektiğim için o kadar çok şansım olmayacak. Günde 5 maç falan anca atarım. O yüzden birincilik gibi düşüncem yok. Ama ilk 10'a gireriz gibime geliyor. Günde 4-5 maç winlersem. O global tagını alırız ama. Video çekmiyor olsam çok rahat girerdim. Oh! Hay ben şansıma çok iyi yayıncılar. Eyvallah eyvallah. Spamlamış adam tuşu kırmış ya. Telefon uygun bir zamanda değiştireceğim. Artık ömrü doluyor.
Vallahi Lord'a girelim girmesine de bunlar basmasın bir de bize. Acayip farm atmışım. De bazen basmıyor bunlara. Geçen gün de söyledim bunu. Temel saldırı iptali yapıyor oyun. Düzeltirler herhalde yakında ama. Bak o ultiyi sana dedi. Bana atarsa ben bunları paramparça ederim ha. Nice. Bu maç da böyle biter. 10 numara 5 yıldız kardeşim. Hayabusu güzel yeri arkadaşlar. Kendime en güvendiğim suikastçılardan biri. Hatta ikinci sırada yer alıyor. YSS birinci biliyorsunuz. İkinci de Hayabusa diyebilirim. Üçüncü kahraman dersek tabi hasar olarak Granger'ı seçerim. Bu üç kahramanı oynamayı çok seviyorum ormanda. MVP'mizi de almışız. 15-0-3 oynamışız. Hasarımıza bakalım. %23. Herkesin eline koluna sağlık arkadaşlar. Dediğim gibi bu aralar Hayabusa maçları sık sık gelebilir. Ama dediğim gibi ilk maçlara farklı kahramanlara ekleyeceğim. Umarım zevk alıyorsunuzdur. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz.